diliyorum değerli dostlar. Üç tane mümin arkadaş yine oturmuşlar. Bir araya gelmişler. Ve ateistlerin Kur'an'daki biz ifadelerini yani Allah'ın kullanmış olduğu çoğul ifadeleri eleştirmelerinin yanlış olduğunu ispatlayabilmek için klasik bildiğimiz birkaç önermeyi dile getirmişler. Bunlara biraz sonra geleceğim. İlk önce Kur'an'dan birkaç tane Allah'ın çoğul ifade kullandığı ayetlerin örneğini sunalım. Daha sonra genel olarak bu üç mümin arkadaşın önermelerinin neden yanlış olduğuna değineceğiz. İlk ayetimiz Bakara Suresi'nin 51. ayeti. Okuyalım. Hani biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından zulmederek bir buzayı tanrı edinmiştiniz. Burada hani biz Musa ile 40 Gece için sözleşmiştik ifadesi var. Yani burada çoğul ifade var. Yani birden fazla tanrıdan bahsedildiğine yönelik bir durum söz konusu. Diğer ayete geçelim. Diğer ayetimiz Bakara suresinin 57. ayeti. Burada ne söyleniyor? Bulutu üstünüze gölge yaptık. Burada da yaptık ifadesiyle çoğul bir ifade kullanılıyor. Yani yine birden fazla tanrı unsuruyla karşı karşıyayız. Size kudret helvası ile bıldırcın indirdik. İndirdik diyor. Burada da çoğul ifade var. Verdiğimiz rızıkların Burada da verdiğimiz rızıkların ifadesiyle yine çoğul bir ifade kullanılıyor. Devamında onlar bize zulmetmediler ifadesiyle yine çoğul bir ifade kullanılıyor. Yani aynı ayetin içinde dört farklı çoğul ifadenin kullanıldığını görüyoruz. Devam edelim. Saat suresinin 25. ayetine bakacağız. Burada da ayet şöyle başlıyor. Biz de bunu ona bağışladık. Bu cümlede de görmüş olduğunuz üzere çoğul ifade var. Yani birden fazla Tanrı unsuru yine söz konusu. Şüphesiz katımızda ifadesi de çoğul bir ifade görmüş olduğunuz üzere. Devam edelim. Enam suresinin 84. ayetini okuyacağız. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Bu cümlede de çoğul ifade kullanılıyor. Hepsini hidayete erdirdik deniliyor devamında. Yine çoğul bir ifade. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik deniliyor. Yine çoğul ifade görmüş olduğunuz üzere. Züriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız ifadesiyle yine çoğul bir ifade kullanılıyor. Yani yine birden fazla Tanrı unsuru söz konusu. Ve son örneğimizi Meryem Suresi'nin 49. ayetinden vereceğiz. Okuyalım. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince burada onların Allah'tan başka taptıklarını terk edince ifadesi var. Min dunillah. Allah'tan başka taptıklarını terk edince biz de ona İshak ile Yakubu bağışladık ve her birini peygamber yaptık ifadesi geçiyor. Yani burada da çoğul ifadeler var. Hatta burada konuşan Allah bile değil. Cümle onları da onların Allah dışında taptıklarını da terk edince biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık deniliyor. Yani burada Allah cümlenin içinde farklı kişiler tarafından geçiriliyormuş iması var. Yani konuşan Allah değil burada öyle bir mana çıkıyor. Çünkü onlar Allah dışındaki tanrılara takmayı terk edince biz de ona İshak ve Yakub'u bağışladık ifadesinin kullanılması. Burada konuşanın Allah olmadığını bize gösteriyor. Çünkü mantıksız oluyor. Her neyse burada da Allah'ın konuştuğunu varsayalım ve çoğul ifade olduğunu yine görüyoruz. 5 tane ayetten örnek verdik. Bu 5 ayette çoğul ifadeler kullanılıyor. Şimdi bu üç mümin arkadaş burada bu ayetleri kıvırabilmek için şöyle bir savunma geliştiriyorlar. Yahu günlük hayatta da bir belediye başkanı bir kaymakam da çoğul ifade kullanıyor. Ne var bunda diyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar bir kaymakamın veyahut bir belediye başkanının çoğul ifade kullanması gayet doğaldır. Neden? Çünkü dünyada bir tane belediye başkanı yok bir tane kaymakam yok. Türkiye'de bile belki bine yakın belediye başkanı var. Dünyada binlerce belediye başkanı var. Aynı şekilde dünyada binlerce kaymakam var. Yani bu şahıslar tekil değil. Bir belediye başkanı biz derken bunu birkaç farklı sebeple söylüyor olabilir. Bunlardan birincisi kendisiyle birlikte personelini kastediyor olabilir. Biz şu işi yapacağız diyerek. Veyahut diğer belediye başkanlarıyla kendisini kıyaslıyor olabilir. Biz dünyada şu işleri yapıyoruz. Bizim görevimiz şu şu vesaire diye. Burada da kullanmış olduğu çoğul ifadeyle yine diğer belediye başkanlarını kastediyor olabilir. Üçüncü bir unsur kendisini övmek için bu ifadeyi kullanıyor olabilir. Burada da kendisini överken diğer belediye başkanlarıyla kıstas ederek övüyor olabilir. Fakat bu üç unsurun tamamında da dünyada bir tane belediye başkanı olmadığı için, bir tane kaymakam olmadığı için buradaki bu çoğul ifadeler gayet doğaldır, gayet makuldür. Fakat Tanrı tek olduğu için Tanrı'nın herhangi bir şekilde çoğul ifade kullanması yanlıştır. Çünkü söylediğimiz gibi Tanrı tektir. Dolayısıyla burada bir çelişki oluşuyor ve siz tutup da belediye başkanı gibi, kaymakam gibi hem insan olan hem de birden fazla olan şahısların biz demesini, Tanrı'nın biz demesiyle mukayese edemezsiniz. Bu çok ciddi bir hatadır. Biraz önce bir belediye başkanının neden biz dediğini üç farklı unsur üzerinden anlattım. Tanrı'nın kendisini övmek için çoğul bir ifade kullanması absürt bir durumdur. Buna daha önce de bazı videolarımızda değinmiştim değerli arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmayalım. Yani bu üç mümin arkadaşın, ateistlerin Kur'an'da Allah'ın çoğul ifade kullanmasını eleştirmelerine yönelik geliştirmiş oldukları savunma taktikleri maalesef çok kötü taktikler. Ve bunların nedenli kötü savunma taktikleri olduğunu bu arkadaşlar göremiyor, anlayamıyor. O yüzden böyle bir yayın yapma gereği duydum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.